Değerli T24 okurları, izleyicileri tekrar merhaba. Bugün stüdyoda iki kişiyiz. Bir de Almanya'dan konuğumuz var. Konumuz ekonomik krizin sebepleri. Doçent Doktor Ümit Akçay Almanya'dan, Berlin'den katılıyor. Doktor Cüneyt Akman, para analist, yazarı, Halk TV programcısı İstanbul'da onunla birlikteyiz. Bugün biraz daha farklı bir konsepte, farklı görüş açılarıyla tartışacağız. Dolayısıyla programın başında eğer teknik bazı sorunlar yaşarsak şimdiden özür dileyelim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Evet, konumuz ekonomik krizin sebebi veya sebepleri. Fikir şuradan çıktı. Ben daha önce T24'te AKP'nin ekonomideki 20 hatası başlıklı bir yazı yazmıştım. Daha sonra Ümit Bey Twitter'da o yazıya yönelik bir eleştiri dile getirdi. Sonra bunu bir arada tartışmanın faydalı olabileceğini kendi aramızda konuştuk. Ve işte bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kriz geçtiğimiz Ağustos ayında patlamıştı. İşte yaklaşık birinci senesini doldurmak üzereyiz. Hala da sürüyor şu an ekonomik kriz. Türkiye ekonomisi işte iki çeyrek arka arkaya küçüldü. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz ama belli ki ağır sorunlar devam ediyor. Sebebi ne? Yapısal mı? Politik mi? AKP'nin aldığı kararlardan mı kaynaklanıyor? Yoksa Türkiye'de kapitalizmin varoluş biçimi veya işte gelişme biçimiyle ilgili bir takım temel sıkıntılar mı var? Bugün üç farklı açıyla karşınıza gelmiş bulunuyoruz. Elbette Ümit Bey ve Cüneyt Bey kendi açılarını birazdan söyleyecekler ama ben bugün programı başlatayım. İlk ben kendi açımı anlatmaya çalışayım kısaca, çok da fazla uzatmadan. Benim düşüncem krizin AKP'nin uyguladığı seçim ekonomisinden, seçim ekonomilerinden kaynaklandığı yönünde. 2015'ten bu yana Türkiye işte arka arkaya çok sayıda sanıyorum 7 seçim geçirdi. Bunları kazanmaya yönelik olarak ciddi bir seçim ekonomisi uygulandı. Bunun ekonomi üzerindeki olumsuz işaretlerini 2017 yılının sonunda çok somut bir şekilde almaya başlamıştık. Enflasyon çift haneli seviyelere çıkmıştı. Bu arada cari açık patlamıştı. 60 milyar doların üzerine çıkmıştı. Milli gelire oranı %6'nın üzerine çıkmıştı. Ve cari açığın %5'in üzerine çıkması, milli gelire veya gayri safi yurt içi hasılaya oranı genel olarak bütün dünyada bir kriz işareti olarak değerlendiriliyordu. Belki de geçmiş dönemler olsa, yani Amerikan Merkez Bankası'nın parasal genişleme politikasıyla bütün dünyaya para pompaladığı yıllar, 2008-2009 krizi sonrasındaki dönem olsa, belki de cari açığı finanse etmek Türkiye açısından çok sorun olmayacaktı ve cari açık yatırımcıların gözüne batmayacaktı. Ama bu arada Amerikan Merkez Bankası parasal genişlemeyi bitirmişti. Buna rağmen Türkiye sanki küresel para bolluğu sürüyormuş gibi para harcamaya, paketler açmaya devam ediyordu. Çünkü seçimler vardı. Neler yapıldı? Mesela 2017 yılında başkanlık referandumunun hemen öncesinde 250 milyar liralık dev bir KOBİ'lere yönelik KGF, Kredi Garanti Fonu üzerinden bir kredi paketi açıldı. Bu arada yine bir takım kilit sektörlere, mesela inşaata, mobilyaya, beyaz eşyaya, otomotive, bol keseden, bol kepçe, vergi indirimleri verildi. Bu arada tabii ki başka bir takım şeyler de yapıldı. Mesela bir rant vergisi getirilme hazırlığı vardı bir dönem. Ama o hazırlık tekrar rafa kaldırıldı. Bütün bunların neticesinde başkanlık referandumu kazanıldı. Yani az payla AKP açısından çok düşük bir farkla başkanlığa evet çıktı. Ben bu açılan paketlerin ve verilen vergi indirimlerinin o
referandumda AKP'nin istediği sonucun çıkmasını sağladığı kanaatindeyim. Ama bu arada artık 2017'nin sonuna geldiğinde Türkiye ekonomisi aşırı ısınmıştı. Aşırı ısınma eleştirisi, uyarısı pek çok kurumdan, yerli yabancı, uluslararası kurumlardan, bu arada yatırımcılardan, yabancı yatırımcılardan, yerli yatırımcılardan bu uyarı geliyordu ve Türkiye'nin ekonomiyi soğutması gerektiği söyleniyordu. Bunun için de yapılması gereken yüksek oranlı bir faiz artırımıydı. 2018 yılında bu beklenti uzun süre dile getirildi, dillendirildi. Ama yapılmadı faiz artırımı. Çünkü 24 Haziran'da bir seçim daha vardı. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanlığı seçimi ve ona paralel olarak milletvekili seçimleri. Bu nedenle ekonomi soğutulmadı. Ekonomi motoru aşırı ısınma şeklinde çalışmaya devam etti. Balatalar veya motor aşırı ısınmıştı, su kaynatmaya başladı. Seçim sonrasında, Haziran seçimi sonrasında Temmuz ayındaki Merkez Bankası toplantısında artık bir faiz arttırımı yapılır diye bir beklenti vardı. Ama orada da yapılmadı çünkü bu sefer de 9 ay sonra 31 Mart, yani işte geçtiğimiz 31 Mart'taki yerel seçimler vardı. Dolayısıyla ekonominin motorudaki aşırı ısınma sorununun üzerine gidilmedi. Üstüne üstlük bir de ekonomi de bir kapsamlı bir kabine değişikliği gerçekleştirildi ve ekonomi işte şu anki Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'a emanet edildi. Mehmet Şimşek görevden alındı. Bu sürecin nihayetinde geçtiğimiz Ağustos ayının başında Rahip Brunson kriziyle birleşip patlayıcı bir kimyasala dönüştüğünü ve Ağustos'un ilk haftalarında ekonominin raydan çıkmasına, devrilmesine, yani para piyasalarında bir deprem yaşanmasına ve işte TL'nin dolar karşısında korkunç bir değer kaybı yaşamasına ve ona paralel olarak da önce kur krizi, sonra da genel olarak ekonominin geri kalanına yayılan bir makroekonomik krizin başlamasına yol açtığını düşünüyorum. Yani burada keseyim, çok fazla uzatmayayım. Toparlayacak olursak, seçim ekonomisi gemi azıya almış bir şekilde uygulanmamış olsaydı, bütün sorunlarına rağmen, ekonomide elbette ciddi sorunlar vardı, ama bütün sorunlarına rağmen kur krizinin, geçen Ağustos'ta yaşanan kur krizinin yaşanmayacağı görüşündeyim ben. Bakalım Ümit Akçay, doçent Ümit Akçay bu konuda ne düşünüyor? Önce ona söz verelim. Daha sonra da Cüneyt Bey'in görüşünü soralım. Teşekkürler bu güzel çerçeve için. Ben bu söylenenlere temel bir itirazım yok ama belki şöyle bir yöntemsel girişle başlayayım. Elbette ki bir krizin tek bir nedenle açıklanması mümkün değil. Yani genel olarak ekonomide ya da sosyal bilimlerde, pek başka bilimlerde de pek çok farklı mekanizma bir sonucu doğurabilir. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar bir sonucu açıklarken mümkün olduğu kadar analiz çerçevemizi geniş tutarsak o kadar gerçekliğe yaklaşmış olabiliriz. Şimdi böyle baktığımızda üç düzeyli bir analiz ortaya konulabilir. Genelde sıklıkla yapılanlara baktığımızda bu üç düzeyde gerçekleşiyor. Bir tanesi aktör yönelimli. Yani örneğin işte AKP dönemi ekonomi politikaları ya da seçim ekonomisi ya da Turgut Özal dönemi ekonomi politikaları gibi, yani siyasi aktörün ya da ekonomi yönetimin ya da işte şimdi Berat Albayrak gibi ekonomik aktörle somutlaştırarak onun kabiliyetlerini ya da kabiliyetsizliklerini, bilgisini, görgüsünü, yurt dışındaki kredibilitesini, örneğin Ali Babacan tartışmasında ya da Kemal Derviş tartışmasında gibi, yani aktör yönelimli bir analiz yapılabilir. İkincisi daha kurumsal, ikinci düzeyde biraz daha üst bir soyutlama düzeyinde daha kurumsal bir analiz yapılabilir. İşte örneğin Merkez Bankası bağımsızlığı şöyle sonuçlara yol açar, bağımsızlık ortadan kalkarsa böyle sonuçlara yol açar. İşte krizle bunun bağlantısı kurulabilir. Bu da daha ara düzey bir açıklama. Üçüncü düzeyde
Bütün bu iki aktör, yani iki düzeyinde, yani hem aktörlerin hem kurumların içerisinde hareket ettikleri ortama dair bir tespit yapılabilir. O ortamın temel özellikleri, orta vadedeki ekonominin temel faaliyetleri ve kar edilme biçimi, bölüşüm ilişkileri, buna dair temel bir şeyler söylenebilir. O da yapısal analiz diye değerlendirebiliriz. Şimdi bunun sadece biriyle analiz yaparsak eğer daha eksik bir çerçeveden bakmış oluyoruz. Sizin yazınızdaki şeyi, yani bir yazıda hepsini beklemek zaten mümkün değil. Öyle bir iddia yok. Zaten tartışmayı açmak için ben de o şeyi yapmıştım, tweet'i atmıştım. Genelde eksik tartışılıyor. Eksik tartışılınca sonuçları da dolayısıyla eksik ortaya konuluyor. Örneğin mesela biz baktığımızda şu bu üçlü şeye, üçlü çerçeveden baktığımızda yaygın olarak kriz nasıl tartışılıyor diye düşündüğümüzde bir hükümetin argümanı var. Öyle değil mi? Dış saldırı var. Saldırı nedeniyle Türkiye bu ekonomik ve siyasi sorunları yaşıyor. Aslında Türkiye'nin kendi ekonomisine, bu dış saldırı olmasaydı çok da büyük bir sorun yoktu. Kriz yaşanmayacaktı. Dolayısıyla bu şeyi dışarıya atıyor. Burada çözüm olarak ne yapılabilir? Dış konjonktür düzelince kriz diye bir sorunumuz ortadan kalkar zaten kendiliğinden. Yani bir tanım olarak bir sorun yok aslında ekonomide. Daha ikinci çerçeve daha siyasi nedenlerle açıklayabiliyor. Mesela sizin söylediğiniz seçim ekonomisi bunun bir tarafıydı. Bir tarafı da daha muhalefet partilerinin yoğunlukla söylediği, efendim Türkiye'de siyasi rejim değişti, başkanlık sistemi geldi. Bu nedenle ekonomik sorunlar yoğunlaştı. Çünkü hukukun üstünlüğü aşınıyor. Hukukun üstünlüğü aşılınca demokrasiden uzaklaşılıyor. Bunlar aşılınca yurt dışından yatırımlar azalıyor. Yurt dışından yatırımlar azaldığında Türkiye ekonomisi bağımlı bir ekonomi olduğu için sermaye girişlerine sorun yaşanıyor. Bu da ikinci bir şey açıklama. Bunun çözümü ne olabilir? O zaman parlamenter sisteme geri dönersek, hukukun üstünlüğünü tanırsak sorunlar çözülür. Yani çok da ekonomiyle ilgili bir sorun yok aslında gibi bir şeye çıkıyor burası. Üçüncüsü de daha ekonomi temelli ama bu da yine sorunu ana akım ekonomi politikalarından sapmayla açıklıyor. Örneğin 2008'e kadar Türkiye'de 98-2008 arası IMF programı vardı. 2008'den sonra Merkez Bankası bağımsızlığına yönelik tartışmalar, ana akım, ortodoks para politikalarından sapma gibi konular hep IMF programından çıkıldıktan sonra gündeme geldi. Oysa ki 2002-2007 arasında Türkiye ekonomisi hızlı büyümüştü. Bunun da nedeni aslında IMF programını takip etmekti. O nedenle bugünkü çözüm gidip bir IMF anlaşması imzalayıp ekonomiyi siyasetten arındırıp işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayıp buna yönelik bir hamle yapıldığında ekonomik sorunlar çözülecek gibi bir çerçeve var. Şimdi benim gördüğüm tablo bu. Bu üçü de sorunlu olarak görüyorum. Çok uzattım. Sadece şimdi bu turda şeyi söyleyeyim. Yani benim görebildiğim kadarıyla bir Türkiye'de birikim modeli krizi var. Bu birikim modeli olarak da hani daha büyük kapitalizmin krizi, işte neoliberalizmi diye de adlandırılabilir ama daha anlaşılır olması açısından borç temelli, borca dayalı büyüme modelinin tıkandığını görebiliyoruz. Bu ilk kez şimdi olmadı. 2013'ten sonra üçüncü kez oldu. 2014'te, 2016 ve 17'de ve şimdi 2018-19 krizi üç defa bu gerçekleşti. İlk ikisinde farklı nedenlerle AKP yönetimi ya da işte Erdoğan yönetimi bunu atlatabildi. Ama şu anda atlatamıyor. Bunun nedenlerini, detaylarını bir sonraki şeyde söz geldiğinde açıklayabilirim ama şimdilik bunları söylemiş olayım. Teşekkürler Ümit Bey. Cüneyt Bey, buyurun. Doktor Cüneyt Akman, sizin ekonomik krizi nedenine dair açınız.
Şimdi aşağı yukarı 1981'de gazetecilik yapmaya başladım, ekonomi gazeteciliği. Dolayısıyla ne kadar oluyor? Ben 40 seneye yaklaşıyorum. Ondan önce de amatör olarak yaptığımı düşünecek olursam. Efendim, ta okul zamanı, krizle ilgili ilk yazımı buralarda bir yerde olacaktı. O zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi kulübünü yönetiyorduk bir arkadaşımla beraber. 80 krizi dolayısıyla 24 Ocak'la ilgili yazmak durumunda kaldı. O dönemde yazılmış en yani ilk diyebileceğim 2-3 bültenden bir tanesidir. Şimdi bitmedi gitti meret yani. 1976'da 77'den itibaren krizler başladı bu ülkede kendine has. Bu iş böyle 79'a kadar falan sürdü. Ondan sonra biliyorsunuz 24 Ocak 1980'le tamam krizi bitireceğiz. İşte şahane bir şey bulduk, formül bulduk. Bütün dünyada bizi destekliyor bu konuda diye 24 Ocak kararları getirildi. Özal döneminde, Demirel hükümeti zamanında, Milliyetçi Cephe döneminde. Fakat doğru dürüst işlemedi. Arkasından ancak darbeyle yani... 12 Eylül darbesiyle sendikaların beli kırıldı, muhalefet susturuldu, her türlü baskı ile dikensiz bir nevi gül bahçesi yapıldı. Türkiye'de bazı o zamanki iş adamları dediler ki bu zamana kadar işte işçi muhalefeti için siz gülmüştünüz, şimdi bundan sonra biz güleceğiz diye. Şimdi öyle bir hava da vardı öbür tarafta. Hakikaten bunun sonucunda... krizden kurtuluyormuş gibi bir durum oldu. Değil mi? Artık kurtulacak. Derken arkadaş 1981'de Kemal Sunal filmlerinden, Banker Bilo filminden falan hatırlarsınız banker krizi oldu. Yani ekonomi gazeteciliğine başladım. İlk yazdığım iş bankerlerin batış şeyleriydi. Arkasından bir başka gazeteye geçtim. Orada da bir sene falan sonra o ne orada da ilk yazdığım en büyük banker olan Castelli'nin batışıydı. Şimdi bu sefer ikinci banker krizi yani. Böyle gidiyorsunuz derken hani bir parça o arada bir düzelme oldu 83'ten sonra. 87'de küçük bir çalkantı oldu. Konvertibiliteye doğru giderken geri adım atıldı. İşte ondan sonra bir parça durum düzelecek falan derken 92'de bu sefer krizi Irak meselesinden dolayı borsanın yanlış hatırlamıyorsam çünkü o sırada da bir borsa dergisini yönetiyordum. 52 haftanın 48 haftası falan düştü yani. bir borsa. ondan sonra 92'de falan ondan kurtulundu falan derken 94'te biliyorsunuz büyük 94 krizi. Neyse atlattık yahu hızlı çıktı bak pimpon topu gibi yere vurdu ondan sonra çıktı derken 97 yurt dışında efendim ve 98 Asya-Rusya krizi. Onun Türkiye'ye dalgalarının gelişi 99 Türkiye'nin kriz diye hatırlamayız ama yani %5 falan küçüldü Türkiye deprem o dönem. Bir cins deprem gibi. Bir de deprem, hakiki deprem de üstüne geldi. Ondan sonra onun da getirdiği bir sosyal kriz. Derken 2000 yılında alelacele bir stand-by anlaşmasıyla krizden kurtulmaya çalışılırken 2001'de yani krizin hani şey gibi bütün krizlerin anası falan diye bir şey çıktı. Bakın böyle gidiyor yani. 2001'den böyle ondan sonra 2001'den sonra 2002-2003 biraz kendimize gelmiş falan derken işte bir 4-5 sene falan kriz teğet geçecek meselesi 2008 hadisesi. Yani Türkiye'nin görüp göreceği 4-5 senelik şöyle bir oh galiba bir şey yok dediği bir zaman ondan sonra 2008 krizi bizi 2009'da asıl vurdu. Neyse ki finans krizine dönüşmedi. Nasıl dönüşmediğini konuşmak lazım. Ondan sonra bir avro krizi çıktı dünyada. Çünkü dünyadaki kriz evreler şeklinde geliyor idi. Avrupa para sistemi, bankacılık sistemi korkunç bir sorun içine girdi. Efendim, arkasından bu tabii Türkiye'yi de bir parça vurur gibi idi ki neyse onu kolay atlattık. Çünkü dünyada deli gibi para basıldı. Onların bir kısmı biraz bize geldi. Derken arkadaş bu sefer 2013'ten itibaren işin cılkı gene çıktı. Hani şöyle şimdi krizi konuşmak için başka ülkelerde normal zamanları geçeriz. Arada krizleri koyarız. Biz de
kriz zamanlarını koyduktan sonra normal zamanları konuşsak daha kısa olacak yani. Çünkü şu saydığım aşağı yukarı 40 senelik zaman zarfında hani içinde hani normal kriz dışı falan zaman say deseniz ne bileyim kaç sene sayarız, hani 10 sene çıkmaz yani. Onlar da parça buçuk. Ya krizden iyileşiyorsunuz ya krize girmek üzeresinizdir o iyi zamanlarınızda da. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut pozisyonu ciddi bir problem. Yani bu problem tabii bir dünyanın yani kapitalist dünya düzeninin kendisinin getirdiği bir problem var. Bunu konuşmak lazım. O yapı krize çok açık bir yapı olmaya başladı. Eskiden de açıktı, şimdi daha açık olmaya başladı. Belki bunları konuşuruz. İkincisi bağımlı ve çarpık denirdi bizim zamanımızda bu Türkiye'deki kapitalizme. Bağımlı kapitalizmin şeyinde Türkiye bunun içinde en bir problemli olan ülkelerden bir tanesi. Hakikaten yani başka ülkelerde sık krize giriyor. Biz arada sırada normal oluyoruz yani. Hani biz neredeyse devamlı krizdeyiz, bazen normal oluyoruz. Şimdi bu bir problem. Bu problemin kendisini konuşmak lazım diye düşünüyorum. Üçüncüsü, tabii bu son döneme gelecek olursak şunu da söylemem lazım. Şimdiki krizler geçmiş krizlerin izlerini taşır. Ve oradan adeta böyle yeni şeyler gibi mesela bir grip çeşidi çıkar. Eskinin mutasyonudur yani. Onun gibi bu saydığım problemlerin hepsi bugünkü krizin içinde yapısal bazı özellikler. Bu yapısal meselelerini çok konuşmak istemiyorum. Çünkü orada büyük bir tartışma var yapısal kelimesi ama bir sistemik bir problem yaratır yani. Şimdi Türkiye'de başka bir şey daha var. Hani model konusunu belki konuşacağız. Türkiye'nin sorunu modelsizlik bir de. Yani nedir modelsizlik? Türkiye'de. Türkiye işte 1930'larda bir model buldu, kendine geliştirdi. Dünyada da birkaç örneği vardı yani Atatürk döneminde ve sonrasında. Sonra 1960'lardan itibaren o Singer-Prebisch tezi üzerinden dünyada da yapılmış olan ithal ikamesine geçti. Pek çok ülke gibi. Bu bir modeldi. Yani modelden şunu anlarız biz, işte ne derler adına... büyüme yöntemi şöyle olacak, orada... bir devletin oradaki rolü şöyle olacak, işte belli bir noktadan sonra değişkenlerin kendi arasındaki ilişkileri şöyle şöyle olacak, sonra şöyle bir aşamaya geçecek falan diye. İthal ikamesi böyle kurulmuş bir sistemdi. Sonra bu ithal ikamesi işte demin dediğim gibi 70'lerde çuvalladı. Dünyada da çuvalladı da bizde daha bir çuvalladı. Burada da krizin siyasi sebeplerinin çok önemli olduğu dersini almış oluyoruz aslında. Evet. Şimdi olduğu gibi. Bu turu yani aşağı yukarı böyle o zaman tamamlayayım ben bitireyim çok uzattığımın farkındayım. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani belli bir anın krizi genellikle geçmiş krizlerle çok ilgilidir. Oradan izler taşır. İkincisi krizler genellikle ekonomik krizler dediğimiz şeyler de çoğunlukla siyasi etkilerin çok kuvvetli olduğu. Yani Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Ekonomik kriz olur o siyasi krize yol açar. En az bu kadar doğru olan siyasi kriz ekonomik krize yol açar aslında. Dolayısıyla bunlar tabii bunların sonunda Türkiye modelsiz bir zamanda modelsiz bir şekilde bir cins Ponzi ekonomisi yürütüyor. Yani saadet zinciri yürütüyor. Türkiye ekonomisinin bana göre bir tane modeli var, o da saadet zinciri. O da ikide bir kopuyor yani. Çünkü Ponzi modelleri, saadet zincirleri kopar. Yani başka bir açıklama yapmaya da bence gerek kalmaz. Tabii bunu hızlı kopması için iktidar da elinden geleni yapıyor. İki tane şeyi söyleyeyim. Birincisi sizin seçim konularınız doğru tabii ama ikincisi de bu iktidar... şey değiştirmeye çalışıyor, rejim değiştirmeye çalışıyor. Rejim değiştirmek çok pahalı bir iştir yani. Sonuçta o pahalı iş iflasa da götürüyor. İkincisi dünyada da Türkiye öyle bir arafta kaldı ki ne küçük bir ekonomi ne büyük bir ekonomi. Biraz etrafta dişini göstereyim, kendime pazar elde edeyim, Balkanlarda, Orta Doğu'da iş karıştırayım dedi. Onu da siyasi yeteneksizlik nedeniyle başaramadığı için bu da ekstradan bize bir büyük risk getirdi. Bu da krizin bir başka ihmal edilmemesi gereken sebebi. Tabii yani biraz fazla uzattım ama söylemeye çalıştım bunlar. T24'te canlı yayında krizin sebeplerini tartışıyoruz. Belki yeni açanlar olabilir diye söylüyorum.
Doçent Doktor Ümit Akçay Berlin'den, biz İstanbul'dan Doktor Cüneyt Akman ve ben fikirlerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci tura geçmiş bulunuyoruz. Benim evet yani ilk turda ben kendi düşüncemi, hani krizin sebeplerine dair düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Bu şu anlama geliyor, benim gördüğüm kadarıyla doğru ekonomi politikaları uygulanabilmiş olsaydı, ekonominin bütün problemlerine rağmen krizden kaçınılabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu aynı zamanda şunu da söylemek anlamına geliyor. Aslında ekonominin ciddi problemleri uzun zamandan beri var. Bu biraz Türkiye'nin kendi koşullarından kaynaklanıyor. Biraz da belki de Türkiye'nin, biraz önce Cüneyt Bey'in, biraz da Ümit Bey'in de söylediği gibi, Türkiye'nin uluslararası sistem içindeki rolünden, pozisyondan kaynaklanıyor. 2017, yani bir ilk turda söylediğim gibi krizin sebeplerini veya başlangıç kıvılcım noktasını geriye doğru filmi sardığımızda, bugünden geriye doğru 2017'ye kadar götürebiliriz diye ben düşünüyorum. Başkanlık referandumu öncesinde açılan büyük paketlere verilen bol kepçe vergi indirimlerine kadar götürülebilir. Ama tekrar edelim, ekonominin ciddi problemleri aslında uzun zamandan beri vardı. Bu konuya ilişkin bir dizi aslında araştırma da var. Ben bugünkü program öncesinde birkaç tanesini yeniden incelemeye, okumaya çalıştım. Örneğin 2015 yılında Daron Acemoğlu, biliyorsunuz Amerika'daki Türkiye kökenli ünlü iktisatçı, iktisat profesörü ile Murat Uçer'in birlikte yazdıkları bir makale var. Türkiye ekonomisinin inişleri ve çıkışları 2002-2015 arası başlıklı. Burada ki tezleri Acemoğlu ile Uçer'in tezlerine ben de büyük oranda iştirak ediyorum. AKP'nin ilk döneminde çeşitli sebeplerden ötürü kurumsal bağımsızlığa, yani kurumların bağımsızlığına, mesela Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, diğer bağımsız kurumların özerk davranmasına özen gösterdiği, önem verdiği, bu arada Avrupa Birliği ile sürece yine iktidar tarafından önem verildiği ve AB sürecinin Türkiye ekonomisinin bir çıpası haline dönüştüğü, bu arada içeride bir takım yasal değişikliklerle ekonomideki rasyonelleşmenin sağlandığı, mesela meşhur kamu ihale kanunuyla iktidarın ihalelere, yani kamu ihalelerine müdahalesinin engellendiği, bunun neticesinde AKP'nin ilk döneminde ekonominin çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiği, tam olarak oranı da söyleyelim, 2002-2007 arasında kişi başına gelirdeki ortalama artış %6. Ama sonra diyor Üçer ile Acemoğlu, Daron Acemoğlu, ki ben de katılıyorum, yani 2007'den sonra tırnak içinde askeri vesayet meselesi halledildiği için ve bu arada Avrupa Birliği'nde de Türkiye'yi üye olarak görmek istemeyen siyasetçiler Sarkozy gibi iktidara geldiği için Avrupa Birliği ile olan tam üyelik süreci de rayından çıktığı, gevşediği için AKP ilk dönemdeki politikalarından geri adım attı. İşte Merkez Bankası ve diğer özel kurumların bağımsızlığına müdahale etmeye başladı. Bu arada kamu ihale kanunu değiştirildi. Pek çok kamu ihalesi, mesela TOKİ ihaleleri, ihale kanununun dışına çıkartıldı. Ve bunların neticesinde ilk dönemine göre aslında bir 180 derecelik bir dönüş yaptı AKP. Ve ekonomi bundan olumsuz etkilendi. Nitekim ikinci dönemde, yani 2007 ile 2015 arasında ekonomik büyüme ciddi oranda düştü. O dönem bugünkü krizin aslında adım adım hazırlığıydı. Yani ikinci dönem, yani
2007'den 2015'e kadar olan işte bağımsız kurumlara müdahale edildiği, kamu ihale kanununun bir anlamda iyiliş edildiği o dönem 2018'deki yani geçen yıl Ağustos ayında patlayan krizin yolunu döşedi. Bu tez Türkiye'nin zaten ekonomik açıdan krizden önce de yani geçen Ağustos'tan önce de ciddi sorunlar taşıdığı, içerdiği ne anlatıyor? Doğru. Kriz olmasaydı da büyük sorunlar yaşıyorduk, yaşayacaktık. Ama burada tekrar ben toparlayayım. Tekrar etmek gerekirse doğru ekonomi politikalarla bunlara rağmen yani mevcut sorunlara rağmen trenin devrilmesi benim düşünceme göre engellenebilirdi diyeyim. Böyle hani biraz daha bu ikinci turda ben biraz daha geriye yani geçen seneki krizden biraz daha öncesine uzanmaya çalıştım. Tekrar Ümit Bey'e yani Berlin'e dönelim. Neyse ki bugün şanslıyız. İlk denememiz olmasına rağmen T24'te bu yurt dışı bağlantısı problemsiz bir şekilde devam ediyor. Umarım böyle gider programın geri kalanında. Buyurun Ümit Bey. Çok teşekkürler. Gayet güzel bir çerçeve oldu. Ben de bıraktığınız yerden devam edeyim. Ben de tam da bu iyi AKP, kötü AKP meselesinin eleştirmek istiyorum. Ve tam da şu anda yaşadığımız krizi 2001 programına, yani 2002-2007 arasındaki mucizevi altın çağda çağı yaratan programa bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Kısaca açıklayayım. 2001 sonrasındaki program neye dayanıyordu? Enflasyonu düşürmeye dayanıyordu. Enflasyonu düşürme bir takım düzenleyici kurumsal çerçeve yanında esasında teknik olarak yaptığı şey enflasyon hedeflemesi, fiiliyatta Türkiye'de kur hedeflemesiydi. Ne oldu? TL değerli hale geldiği sürece hem dolar bazındaki milli gelir büyümesi 3 katına çıktı gibi gözüktü. Hem faizler düşerken, nominal faizler düşerken insanların harcama kapasitesi, borçlanma kapasiteleri artmaya başladı. Hem de TL'nin değerli olması birkaç şeyi daha beraberinde getirdi. Bunlardan ilki TL değerli oldukça yurt içinde üretilen malların yurt dışından daha ucuza satın alınması mümkün oldu. Bu işte Danny Roderick'in premature deindustrialization, erken sanayisizleşme diye söylediği sürecin bir görüntüsüydü. Sadece Türkiye'de değil, değerli kur, değerli yerli para, örneğin Brezilya'da da yaşandı, Arjantin'de de yaşandı, Latin Amerika ülkelerinde de yaşandı. Yani 2000'lerin merkez ülkelerdeki boom, genişleme dalgasının bizim gibi ülkelere yansıması 2000'lerin başındaki yerli paranın değerlenmesiydi ve bu sanayi altyapısında bir erozyona yol açtı. Bu dönemde hükümet açısından işler iyiydi çünkü ekonomik büyüme geliyordu. Hane halkı açısından faizlerin düşüyor olması, borçlanma olanaklarının artması, yani gelirleri artmasa da borçlanma sayesinde daha fazla harcamalarına insanların olanak sağladı. Firmalar da TL'nin değerli olması nedeniyle, yani dövizin ucuz olması nedeniyle döviz biçiminde borçları daha uzun vadeli ve daha çok miktarda alabildiler. Şimdi Cüneyt Hoca'nın saadet zinciri, Ponzi dediği şey aslında bu paranın gelmeye devam ettiği sürece işleyebilecek bir sistem olması bunun. Ama burada işin şeyi Türkiye'ye özgü yanı değil bu. Bunu bir belki daha sistem olarak düşünmemiz lazım. Aslında Barış Bey de işaret etti, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegrasyon biçimiyle ilgili bir şey. Yani bu başımıza gelenler Türkiye'de, sadece Türkiye'de olmadı. Brezilya'da da aynı şeyi yaşadı. Her ne kadar orada İşçi Partisi, yani AKP'nin tam zıttında yer alan, solda yer alan bir parti olsa da ekonomi politikalarına baktığınızda aşağı yukarı aynı şeyler, aynı dönemler, aynı dönemlendirmeler, aynı krizler, kriz sonrasında aynı otoriterleşme eğilimleri gerçekleşti. Neyse oraya girmeyeyim de dünya çerçevesinde de olduğunu işaret edip onu açmayayım.
Şeyin Acemoğlu Acemoğlu ve Murat Üçer'in söylediği şeydi. Birkaç sorun var bence. Onları da işaret edip bırakacağım. İlki amprik olarak yanlış. 2002-2007 büyümesi, daha sonraki büyüme, yani 2008 krizi sonrasındaki büyüme 2002-2007 ortalamasından daha yüksek. Yani şu son krize kadar baktığınızda daha yüksek. Ha orada şey deniyor, kurumsal erozyon, işte demokrasinin gerilemesi vesaire, bağımsız kurulların gerilemesi yatırımı geriye çekiyor diye. Esasında baktığınızda yine 2002-2007 arasındaki doğrudan yabancı sermaye girişleriyle daha sonraki şeylere baktığımızda, periyotlara baktığımızda sonrasında dalgalanma olsa bile özellikle 2009'dan sonra, yani krizden çıkışla beraber 2010-2013 arasında çok kuvvetli sermaye girişleri var. Sıcak para değil. Yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye girişi de var. Üstüne üstlük Türkiye otoriterleşiyor, tek adam rejimine geçildi, yatırımcı bunu sevmez ve gelmez denilen son 2018'e kadarki verilere baktığımızda da doğrudan yabancı sermaye yatırımları azalmıyor. Yani yıllık ortalama 10 milyar civarında giriş var. Dolayısıyla bu çerçevenin uzun vadede Acemoğlu'nun çerçevesinin çok uzun tarihsel süreçlerde anlamlı olması yanında kısa dönemli 5-10 yıllık gelişmeleri açıklamak için elverişli olmadığını düşünüyorum ben. Zaten o kurumsal çerçevenin neden ortaya çıktığını da açıklamıyor bize. Sadece o sonucu söylüyor. Son olarak bir şey daha işaret edeyim. 2017'den mesela Barış Bey başlattı. Ben o yüzden 2013'ten sonra başlatıyorum. 2013'ten sonra hatırlayın ne oldu? Aslında bu hükümetin resmi hikayesinde de bu şekilde geçerli. Onlar birazcık tarihleri değiştirerek yapıyorlar. İşte onlar miladı Gezi'ye koyuyorlar. Gezi'den sonra 17-25 oldu. Bu ikisi de işte Türkiye'yi gene o dışarıdan gelen bir şey olarak, siyasi bir baskı nedeniyle bunları yaşıyoruz gibi söylediler. Halbuki biliyorsun, herkes biliyor ki ekonomiyle uğraşan, Gezi'den 15 gün önce Fed Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı artık parasal genişleme sürecine son vereceklerini ve bir süre sonra da faiz artışına gideceklerini ilan ettiği anda bizim gibi ülkelerden para çıkışı başladı. Bu dışarıdaki konjonktürdü, iç konjonktürde de Gezi ve arkasından 17-25, yani siyasi krizi, yani bu yeni Türkiye'nin işte devlet içindeki mücadelelerinin, işte Cüneyt Hoca'nın dediği rejim değişiminin sancılarının yarattığı devlet krizini de eklediğimizde elbette ki sorunlar yaşandı. Hatırlarsanız 2014'ün ocağında Merkez Bankası olağanüstü toplantı yaparak 4 puan birden faiz arttırdı. Bu şimdi ilk şeydi. Burada o faiz artışı sonrası ekonomi gene soğuyabilirdi. Aynı şu anda 2018'de 19'da yaşadığımız şeyin çok benzerini yaşayabilirdik. Çünkü mekanizma aynı. Orada ne oldu? Avrupa Birliği'nde kriz başlayınca, Avrupa Birliği Merkez Bankası parasal genişlemeye gidince Türkiye'ye bir can kurtaran simidi haline geldi. Bu ilk sıkışmaydı. İkinci sıkışma 15 Temmuz sonrasında gerçekleşti. Kredi derecelendirme kuruluşları notu düşürdü. Büyük bir siyasi istikrarsızlık oldu. OHAL ilan edildi vesaire. Ve 2016'nın 3. çeyreğinde hatırlarsanız 2009'dan beri ilk kez Türkiye ekonomisi daraldı. Barış Bey'in söylediği bu şey, kredi garanti fonu tam o 2016 daralmasına refleks olarak, ondan çıkış için zaten uygulamaya kondu. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım kendi ağzından söyledi, biz bunu uygulamasaydık en az 30 bin KOBİ batmış olacaktı dedi. Ki zaten sonrasındaki referandum ve sonraki sürece geldik. Şu anda bunun o yüzden üçüncü şeyini yaşıyoruz. Aynı küresel olumsuzluk devam ettiği sürece Türkiye ekonomisinde yaşananlar katlanarak devam ediyor. Bu da aynı mekanizmanın üç kere yaşanıyor olması bana daha sistematik bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve yine bağlarsam, bu sistematik mekanizma da 2001 modeliyle, 2001 IMF programıyla kurulan bir mekanizma aslında diye kapatayım.
Şimdi burada tabii aslında çok da fazla tartışmaya konu olacak bir şey yok. Yani söylediğimiz şeylerin büyük bir bölümüne aşağı yukarı hepimiz katılıyoruz. Büyümenin nasıl olduğu meselesine gelince belki burada farklılık var. Büyümeyi nasıl ölçtüğünüze de bağlı. İşte ne bileyim, reel olarak sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılasını ölçtüğünüzde farklı bir şey bulabiliyorsunuz. Döviz üzerinden ölçtüğünüzde uluslararası standartlarda genellikle yapıldığı gibi farklı bir şey buluyorsunuz. Aradaki fark nereden çıkıyor? Döviz eğer sakin duruyor ise, olması gerekenden ya da tırnak içinde kullanıyorum bunu, düşük duruyor ise, o zaman siz döviz üzerinden yüksek bir büyüme elde etmiş oluyorsunuz. Ama reel büyümeye baktığınızda o kadar büyük aşırı şeyler göremeyebiliyorsunuz ortalamada. Yani 2002-2007 arasında fena olmayan %6 civarında falan bir şey var ama 2007-2009 dediğinizde pat diye 4,5 civarına düşüyor şeyde de. 2002'nin de başlangıcında 2001 krizinden sonra bir bounce back denilen etkinin olduğunu düşünecek olursak, yani kullanılmamış kaynaklar, kriz dolayısıyla kullanılmamış kaynaklar bir anda kullanılır duruma geldiğinde otomatik olarak hızlı bir büyüme oluyor Türkiye'de, başka ülkelerde de. Dolayısıyla hemen arkasından evet gerçekten de 2004 itibariyle bu Avrupa Birliği şeyi çıpası diyelim, yani Avrupa Birliği'ne Türkiye girecek meselesinden dolayı Türkiye'ye hem portföy yatırımları hem de bir miktar doğrudan yatırımlar da geldi. Çünkü daha önce bu konuda girmiş olan ülkelere büyük para gelmişti ve orada varlık fiyatları artmıştı. Bir kısım şey yabancı yatırımcı, ya fonların bir kısmını da buraya koyalım, bir tutarsa esaslı para kaldırırız falan dedi yani. Ama işin devamına baktığımız zaman işte hani onun devamını görmüyoruz. Yani ve ben size söyleyeyim, yani 2006 yılında o zaman bir dergide yazdığım makalenin adı Frene Bas Frene Bastı. Çünkü 2006'da cari açık korkunç şekilde yükselmişti ve aniden eğer frene basılmazsa hükümetin büyümesi konusunda cari açıktan bu yaşayacağımız krizi 2006'da zaten yaşayacaktık. Nitekim o dönem işte Babacan falan vardı. Gerçekten sert bir fren yaptılar. Türkiye o sayede biraz da 2008 krizinde böyle koşarak yakalanmadı yani. Onun getirdiği bir avantajla girdi. Yani buna avantaj denirse büyümeni düşürmeye. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin büyümesinin kendisinde bir sorun var. Yani dışarıdan para bulduğunuz zaman büyüyor. Fakat bir müddet sonra büyümenin hızı bu şirketlerde de olur. Borçlanma belli bir noktaya kadar karlılığı ve büyümeyi arttırır. Bir müddet sonra karlılığı düşürür, sonra büyümeyi de düşürür. Yani borçluluk bir noktadan sonra. Bu Türkiye'de çok çabuk oluyor. Yani yapısal sorun diye konuşacaksak belki buna bakmak lazım. Hemen o bizim 2003-2004'ten itibaren başlayan doğru dürüst bir büyüme pat diye 2006'da tıkanma belirtisi gösterdi. Hemen çok şiddetli büyümeyi düşürmek gerekti. Arkasından 2008-2009 krizi geldi. Sonrasındaki Ümit Hoca'nın söylediği çok yüksek borçlarda bakın neyle oldu. Türkiye özel sektörü 2010-2017 arasında dünyada Çin'den sonra en hızlı borçlanan ülkedir. İnanılmaz. Şimdi Çin'in cari fazlası var. Bir ton döviz satıyor, döviz fazlası var. Dünyaya ihracat yapıyor. Kardeşim sen neyine güvenip borçlanıyorsun? Bunun sonucunun ne olacağı ayan beyan belli. Sonra bakın başka bir rakam daha göstereyim. Büyümenin sorunlarını göstermek için bunu TEPAV'ın bir makalesinden, kendi kitabımdan alıyorum. TEPAV'dan aldım ama onu göstermek istiyorum. Bakın 1990-2000 arası 10 yıllık dönemde, işte döviz üzerinden söylüyorum bunları, Türkiye'nin büyümesi %81 civarında. Toplam evet. Mesela Çin'in %204-205, Hindistan'ın %45-46, ondan daha iyiyiz. İşte ABD'nin 72. 2000-2010 arası mesela %182, %183 yani öyle söyleyeyim. Büyük Güney Kore'yi ikiye katlamışız büyüme hızında. Peki 2010-2017 arasında ne olmuş? Yani o son derece borçlandığımız dönemde %2.8. Ortalama. Hayır tamamı. Tamamı. Yani, şimdi bakın
şey olarak. Şimdi milyar dolar olarak baktığımızda dış borç 2010'da Türkiye'nin dış borcu 291 milyar dolardı. 2017'de 437 milyar dolar. Bunu da Erin Şelda'nın tablosundan veriyorum. 437 milyar dolara çıkmış. 146 milyar dolar borç almışsınız. 7 senede. Yani ne kadar şiddetli bir şey oldunuz. Yıllık ortalaması %5.8 borcunuz. Gayri safi yurt içi hasılanız 772 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkmış. Fark 78.6 milyar dolar. Bakın 146 milyar dolar borç almışsınız. Normalde dışarıdan temiz para bir yere girmiş olsa o para ülkenin içinde dönerek işte birkaç dönüş sonucunda daha fazla gelir yaratması. Yarısı kadar gelir yaratmışsınız. %1.4 yıllık ortalama değişimi. Bunun da 26 milyar doları inşaat. Yani aslına bakarsanız gerçek bir artı değer yaratıp yaratmadığı burada tartışılır. Şimdi bunun kendisi krize sokar. Başka hiçbir şeye sokmaz. Yani siz aslında ha. Türkiye'nin bu büyüme modeli, yani borca dayalı büyüme olmayan büyüme modeli diyeyim ben buraya. Zaten baştan bir şimdi bakın böyle olunca da yani şöyle bir sorun oluyor hemen. Büyüyorsunuz. Büyüdüğünüz zaman önce mesela bir büyümeye yani bir borca karşılık diyelim bir büyüme alıyorsunuz değil mi? Sonra bir borç alıyorsunuz, yarım büyüyorsunuz. Sonra bir borç alıyorsunuz, çeyrek büyüyorsunuz. Bunun sonu borçlarınız anormal büyüyor, büyümede de bir yere varmıyor. Bunun sonucunda ne yapılıyor? Bu sefer şöyle bir şey ortada çıkıyor. Ponzi falan diye biraz ondan diyorum. Yani saadet zinciri diye. Ne yapacaksınız? Sizin dışarıdan borç almanız lazım. Borç almanız için de millete ben çok iyiyim kardeşim. Mesela bir şirket olsanız ya burada müthiş işler yapıyorum, iyi karlar ediyorum. Bana para getirin demeniz lazım değil mi dışarıya? Ülke olunca ne yapacaksınız? Gayri safi yurt içi hasılanız büyümesi lazım. Değil mi? Onu yapmanız lazım. Şimdi büyümezse gayri safi yurt içi hasılanız içeride bunun yaratacağı politik şeyleri bir an bir araya koyalım. Yabancılar bakacaklar. Ulan bu gayri safi yurt içi hasıla bu borçları ödemez diyecek. Para vermeyecek. Durum daha da kötü olacak. Şimdi onun için bunu bir şekilde büyütmesi lazım. Her şekilde büyütmesi lazım ki cari açıkla gayri safi yurt içi hasıla oranı arasındaki oran hiç değilse görünüşte düzgün gözüksün. Şimdi bunun için her türlü tuhaf işler yapılıyor. İki kere şey değiştirildi. Gayri safi yurt içi hasıla hesabı değiştirdi. Birinde bir gece içinde 160 milyar dolar arttı Türkiye'nin şeyi. Evet. Ondan öncesinde 190 milyar dolar artmıştı. Yani cari açık falan meselesinde hatırlayın 2010'da bu şeyde şu Monthly Review'da o zaman yazmıştım. Buradaki şeylere kağıt üzerindeki ekonomi mucizeleri diye. 18 milyar dolar bir bakıyorsunuz bir İranlı iş adamından Türkiye'ye para girmiş gözüküyor. Zaten adam çıktı ekranda dedi ki cari açığı ben kapattım ya falan dedi. Biliyorsunuz Rıza Zarrab meselesi. Ta 2010'da oldu bu hadiseler. Şimdi bunları bir şirket yapsa dersin ki direkt saadet zinciri hemen işte masak falan basar. Devlet yapınca kimse basamıyor tabii ne olacak ama bunu görmeyen var mı? Yani bunu herkes görüyor. Bunun tabii sonuçları oluyor yani. Tamam. Yani yeterince krizin sebeplerini ele aldık diye düşünüyorum. Şimdi son artık yavaş yavaş toparlayalım. Belki herkes son turda biraz daha kısa olma kaydıyla, ricasıyla bir genel toparlayıcı konuşma yapabilir. Evet, yani hani Ümit Bey'in, Cüneyt Bey'in bu vurguladığı nokta, hani borçla büyüme konusu Türkiye'nin hakikaten temel derdi. Belki de sadece Türkiye'nin değil, bu küreselleşme bütün gelişmekte olan ülkeleri bir anlamda başına açtı bela bir taraftan da. Çünkü dünyadan yağmur gibi para giriyor belli dönemlerde. Yüz milyarlarca dolar para giriyor. Ve o para işte Türkiye gibi ülkelerde ekonomiyi hormonlu bir şekilde büyütüyor. Ama üstelik işte biraz önce Cüneyt Bey'in verdiği rakamlarda olduğu gibi işte milli gelirin gayri safi yurt içi hasılaya kalıcı bir etki yaratmıyor. Üstelik inşaat gibi hani ne kadar katma değer Türkiye'ye yani kalıcı etkisi olduğu tartışmalı sektörlere gidiyor. Dolayısıyla bu hani küresel kısa vadeli sermaye akımlarına bağlı büyümede zaten evet hakikaten de bir problem var. Türkiye'de o problemi yaşadı ama yine hani çok uzatmayalım ama yine ben en başta söylediğim noktaya geri döneyim. Doğru, akıllı,
hani zekice kurgulanmış bir takım ekonomi politikalarıyla o Türkiye'ye giren ve ekonominin hormonlu bir şekilde büyümesine yol açan ama aynı zamanda cari açığın da patlamasına yol açan parayı doğru biçimde kullanmak mümkün olmaz mıydı diye geriye dönüp baktığımızda ben kendi açımdan kaçırılmış fırsatlar görüyorum. Mesela o paranın inşaat sektörüne büyük kısmının gitmesini engellemek mümkündü. İşte bir ara çıkarılmaya çalışılan ama bir türlü çıkarılamayan rant vergisi ilk yıllarında çıkarılmış olsaydı AKP'nin veya daha da önce çıkarılmış olsaydı en azından bir kısmı daha katma değer yaratıcı, işte daha yüksek teknolojili sektörlere, Türkiye belki yazılımda bir Hindistan değil ama hani makine sektöründe fena bir ülke değiliz aslında bir açıdan. Ama makine sektörü mesela her zaman inşaatın, işte mobilyanın gölgesinde kaldı. Mobilyaya verilen bol kepçe veya inşaata verilen bol kepçe indirimden hiçbir zaman o sektöre veya benzeri katma değerli sektörlere verilmedi. Dediğim gibi hani inşaat sektörüne paranın akması engellenebilirdi. Mesela 2018 yılında çok gecikmiş bir şekilde üstelik küçük sayıda bir grup yani cirosu düşük olan KOBİ'lere getirilen dövizle borçlanma yasağı biliyorsunuz böyle bir yasak getirildi geçtiğimiz Mayıs ayında. Çok daha önce büyük şirketleri de kapsayacak bir şekilde getirilebilirdi. Üstelik geçen yıl getirilen o yasakta mesela işte kamu ihalesi alan şirketler kapsam dışı bırakılmıştı. Yani kamu ihalesi alanlar yine de her şeye rağmen dövizle borçlanma imkanına sahiptiler. Sadece işte bir grup KOBİ'ye o yasak getirildi. O yasak çok daha geniş kapsayıcı bir şekilde çok daha önce, yıllar önce getirilmesi gerekiyordu. Bu tip akıllıca politikalar uygulanmış olsaydı bence ekonomi bütün sorunlarına rağmen krize girmekten kurtulurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum kısa oldu mu son tur. Şimdi Ümit Bey'e verelim son bağlama konuşması için. Buyurun. Teşekkürler. Güzel olurdu. Ama neden olamadı acaba? Yani kimse akıl edemediği için mi olamadı? Yani akıllı, zeki ve doğruyu bilen insan sayısı mı azdı? Onu belki biraz düşünmek lazım. İki örnek vereyim. Ben Türkiye'de planlama DPT'nin geçmişine çalıştım önceki yıllarda. Birinci kalkınma planının temel sorunlarından biri, ilk plancıların temel sorunlarından biri yatırımları üretken olmayan alanlardan üretken alanlara yönlendirmek. Bundan da şunu kastediyorlar, inşaattan sanayiye yönlendirmek. 1962'den, 61'den bahsediyorum. Şimdi bu inşaat meselesi, hani para geldi onu betona gömdük o yüzden kriz yaşıyoruz meselesi, AKP'ye özgü bir şey değil. Bu yakın dönemki büyüme modeline de özgü bir şey değil. İnşaat, yani Amerikan rüyasında da hani insanların aklına gelebilir, bir ev, bir araba. İnşaat her dönemde, her ülkede siyasetçiler için ve sermayedarlar için çok verimli bir alan, verimli bir sektör. Sermayedarlar için kısa dönemde geri dönüşü çok yüksek olan ve talep garantisi olan bir sektör olduğu için yani bir fabrika kurup oraya uzun vadeli finansman sağlayıp vesaire bir yatırım yapmaktansa inşaata yatırım yapmak çok daha kolay ve bilgi beceri düzeyi de çok daha az gerektiren bir sektör. O nedenle örneğin Türkiye'de de Koçlar inşaatlarla başladı. Bakkal ve inşaat yani ticari sermaye ile inşaat sektörü bu işlerin başlangıcı ve en kolay olanı. Yani sermayeyi kendine bıraktığınızda bunu yapar. Başka bir şey yapmasını bekleyemezsiniz. Dünyada nerede sanayileşme hamlesi
İşte yatırım, şimdi söylenen katma değer vesaire, katma değeri yüksek olan alanlara yatırım yapma diye bir çerçeve koyduysanız, görürseniz, bilin ki orada bu neoliberal piyasacı sistemin dışına çıkan bir çerçeve var. Yani Kore'den tutun Uzak Asya'ya, bizzat yani Fransa, Almanya'ya orijinal kapitalistleşme deneyimlerine de bakarsanız ana akımdan giderek bu işlere ulaşmış hiç kimse yok dünyada, hiçbir ülke yok. Dolayısıyla Türkiye'de doğru politikalar, akıllı politikalar elbette uygulansın. Ama bunlar neden uygulanamıyor sorusunu belki biraz tartışmamız lazım. Onların uygulanması için bizim bu neoliberal standart IMF politikalarından, reçetelerinden çıkmamız lazım. Ama çıkmak demek değil. Yani işte sallapati, ne olduğu belli olmayan, şu anda mevcut hükümetin hani cam havliyle her yıl büyümeyi yapmak için kamu bankalarını kullandığı vesaire, plansız, programsız, bir adım sonrasını planlayamayan bir çerçeve değil. Daha orta vadeli ne yaptığını bilen, bunun sosyal bölüşüm tarafına dikkate alan, çalışanların katıldığı, bütün siyasi sistemin de buna da yönelik olarak değiştiği bir düzenek gerekiyor. Hani bu nasıl mümkün olur, ne olur, teknik olarak, siyasi olarak mümkün müdür? Bu ayrı bir tartışma ama teorik düzeyde bunun yolları var. Dünyada da şu anda Türkiye'deki sermayedarları rakip olarak gördüğü, rekabet ettiği ya da devlet olarak Türkiye'nin rakip olarak gördüğü ülkelerin nasıl bu duruma geldiklerine, geçmiş deneyimlerine baktığımızda ana akımdan giderek kimsenin buraya varmadığını görüyoruz. Deyip bitireyim. Çok teşekkürler. Ben de toparlayıcı gibi. Evet. Vallahi şimdi hani mesela kriz olmayabilir miydi? Olmayabilirdi. Neticede hiçbir krizin muhakkak olması, yani sosyal bilim öyle bir şey. İçinde yüzlerce değişkeni var ve bir değişkeni çekmiş olsanız kriz olsa bile ya o zamanda olması zorunlu değil, ya o büyüklükte olması zorunlu değil, ya o işte ne bileyim o şiddette olması zorunlu değil. Ama sonunda gitgide ihtimali arttıran bir şey var. Yani neticede belki bir hastalık gibi. Şimdi krizin deprem benzetmesi yapsak, öncü depremleri oluyor. Şimdi öncü depremleri geliyorken siz boyuna derme çatma bina yapmaya devam ederseniz tabii onun şiddeti deprem geldiğinde fena oluyor. Bu arada da tabii 99 depreminin şimdi tekrar 20. senesine mi geliyoruz? Ağustos'a az kaldı. Yani Türkiye'nin işte depreme bakışı neyse, yani nasıl hazırlanmışsak bunu, ki hazırlanmadık. Krize de böyle hazırlanıyoruz aslında. Buradan da belki şuna geliyoruz. Şimdi bu bir zihniyet meselesi de bir taraftan. Zihniyet de şöyle çıkıyor. Bir ülkenin tarihi gelişmesinde, sınıfların dünyaya bakışında, nerelerden çıktıklarında, kendi aralarındaki mücadeleyle falan ilgili oluyor. Bu zihniyetin kendisi tesadüfi değil bazı hataları yapması. Yani nasıl bir aile babasının zihniyeti bir mesela şeyse, ne bileyim de çok iyi eğitimli değil, çok fazla pederşahi vesaire falan, hiç dinlemiyor etmiyor kimseyi, acayip şeyler yapıyor. Diyebilirsiniz ki ya bu ne acayip adam, bunun yüzünden aile boyuna probleme giriyor. İyi ama o adamın öyle olmasının, o ülkede yaşamasının, belki o çevrede doğmasının falan bir sürü sebebi var. Türkiye'deki krizlerde biraz böyle. Hastalık benzetmesi yapalım madem öyle. Çözülebilir mi? Mesela bir hastalık iki şekilde çözülebilir. Bir, çözülme imkanı yoktur. İşte belli bir vadede tedavisi olmayan insan ölebilir belki. Ama birçok hastalık çözülebilir. Eğer onun tedavisini bilsek. Bazı hastalıkların tedavisini bilmiyoruz. Belki kanseri bundan 10 sene sonra tedavi edeceğiz. Krizler de böyle. Şimdi problem şu. Bizim ana akım iktisat denilen yapının bir bölümü ve onun da hele Türkiye'deki şimdi uygulaması problemli. Yani mesela deniliyor ya, kanserin tedavisinde tıbbın bazı yöntemlerine itiraz ediliyor. Belki ileride bir gün bunları kullanmayacağız. Fakat bizim kendimizdekiler, durum şu. Sülük ve hacamat kuruldu burada şimdi.
Yani şimdi bizim ekonomi yönetimi sülük ve acamatla tedavi etmeye çalışıyor. Şimdi. Yani kanseri durumun vahameti burada veya daha hafif bir hastalığı. Yani bunu yapmayıp doğru dürüst bir tedaviye girseler belki hani az hasarla atlatacağız. Yani böyle bir durum var. Fakat durum felaketin son perdesine doğru gidiyor yani. Böyle bir şey söyleyeyim. Hani fazla da evet. Biri de tabii çok katılıyorum. Ya planlama olmadan... Şimdi hele de doğru dürüst bir yani şimdi mesela ya kapitalist olacaksınız ya sosyalist olacaksınız arkadaş ya da ikisinin arasında mantıklı bir işte karma ekonomi falan gibi. Şimdi ben hem neoliberal olacağım diyorsun hem de sermaye piyasasında her türlü saçmalıyor. Bugün sermaye piyasası Türkiye'nin sermaye piyasasının hali acıklıdır yani. onun üzerine bir program yapılabilir. Tamam yapmayalım dersin o zaman doğru dürüst planlama yaparsın. Türkiye şimdi böyle bir Alaturka yöntemle ondan da olsun hiçbirinden olmasın falan. Hani deli saçmalığıyla gelen şeyin sonu belli. Ha dünyada da böyle şeyler var ama Türkiye burada hani hakikaten fevkaladenin fevkinde bir performans gösteriyor. İşin eksi şeyleri yaratmakta. Bir an evvel mantığa avdet etmek lazım diye düşünüyorum. Yani kapitalizmin sorunlarını çözmez ama bizim sorunlarımızın bir kısmını çözer yani. Teşekkürler. Evet. Bugün ekonomik krizin sebeplerini tartıştık. Doçent Doktor Ümit Akçay Berlin'den katıldı. Doktor Cüneyt Akman T24 İstanbul stüdyosunda bizimle birlikteydi. İlk kez bir yurt dışı bağlantısı denedik. Dolayısıyla teknik açıdan hatalarımız olduysa sürçülisan ettiysek affola yeniden T24'te bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Berlin'e selamlar. Berlin'e selamlar.